Arkadaşlar merhaba. Teknoloji sohbetlerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Yine Levent ve Kaan'la birlikte teknoloji gündemine dair konuları konuşacağız. Hoş geldin Levent. Merhaba Onur, nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyiz, bugün daha iyiyiz. Bugün dolarda bayağı bir geri çekilme var 2 gündür. En Düştü azından mü bir nefes aldım. 7'lilere düştü mü? Yani 7,90'larda şu an, bir ara 7,85, 7,86 oralara kadar indi. İnşallah daha da iner. İyiymiş. Hayat daha ucuzlar yani, Dolar özellikle alalım mı Levent? teknoloji. Doları almayın abi. Türk lirasını alın dediler. Öyle yapmak lazım. Düşecekse öyle Ama yapalım yani. faizler yükseliyor galiba. Tamam biz Valla alacağımız yatırım tavsiyesine doğru gidiyoruz. Neyse boş verin. yatırım tavsiyesi değil yani. Levent'e sorarsan Bitcoin Tabii. Yok ben anlamam o işlerden. Zaten 3 kuruş param var. Bir de Bitcoin'e mi Üçgen beş yedireyim? yapacağız abi. Kaan sen nasılsın? İyiyim. Güzel bir hafta devam ediyor. İyi hadi bakalım. Yani dün Apple'ın etkinliği vardı. Onu izledik. Mutlu olduk biraz. Evet Ne ben kadar de kullanamasak da edemesek de şey oluyor yani. olursun Güzel şeyler kullanırsın ben var. sende çok para var Bir, zaten. dünyada da güzel şeyler olduğunu görüyoruz yani. Şimdi sen girmişken ben de konulara gireyim ne konuşacağız? Apple etkinliğini, Tabii. bu MacBook etkinliğini konuşacağız. MediaTek Türkiye'de ofis açmış. Bu herhangi bir şeyin, değişik haberlerin habercisi olabilir. Haberlerin habercisi şey oldu ama olsun. Bir de ne vardı? Xbox'la ilgili sıkıntılı durumlar var deniyor. Onları konuşacağız. Bildiğimiz kadarıyla tabii bizim elimizde Xbox yok ama yani izlediğimiz videolardan kullananların deneyimlerinden hareketle biz de bir şeylerden bahsedeceğiz. Kaan Apple'ı daha iyi biliyor. Kaan'la başlayalım. Apple etkinliğinde ne gördün? Kullanıcı yararına Yani bir şey var şey mı? Apple etkinliğini izledim dün tabii. Ya hani iyi bilmekle alakalı değil de hani teknolojinin ilerlediği insanı heyecanlandırıyor yani. Onun için izledim açıkçası. Bekliyordum zaten çünkü çok söylenti vardı. ARM işlemcileri artık laptoplara getirip dışarıdan aldıkları Intel işlemcileri artık kullanmayacaklar gibi haberler vardı hep. Yani tam anlamıyla olmasa da başlangıçlarını yaptılar dün tanıttıkları. 3 tane cihaz tanıttılar. MacBook Air'ı tanıttılar. MacBook Pro, bir de MacBook Mini'yi tanıttılar. Ondan sonra Mini biliyorsunuz biraz medya cihazı gibi şeylerde. Televizyonun oraya falan bağlanır veya çok basit şeyler yapabilirler diye görünüyor. Ondan sonra yani öyle. ARM işlemci şey yaptıydı, tanıttılardı. ARM Bu bildiğimiz gibi işlemciler de herhalde mobil ya işlemci. ARM işlemci dediğimiz tabii mobil işlemci olarak geçiyor. Yani her yerde görebiliyorsunuz. Arabanın içinde de vardır, şeyde de vardır. Yani mutfaktaki akıllı robotunuzda bile ARM işlemci olabilir. Yani ARM işlemci soğutmaya gerek kalmayan böyle daha çok ufak Soğutma derken artık işlerde aktif bir soğutmaya yani aynen varmana aynen gerek tabii. kalmayan demek istiyorsun. Tabii elektronikte soğutma her zaman gerekir de dediğin gibi aktif böyle hani fanlı falan gerektirmeyen ama dün mesela Apple tanıttığında M1 diye bir işlemci tanıttı. M1 diyorlar onlar. M1 işlemcide hepsinde üçüne de aynısını koymuş. Mesela MacBook Air'e fan koymamış. Ondan sonra şeye Mac Mini ile MacBook Pro'ya şey koymuş, fan koymuş. İnsan düşündürüyor yani. Şimdi diyor hani hepsine de aynı işlemciyi koyuyor ama Pro'ya da aynı koyuyor. Ama Pro'nun bir farklılığı olması lazım. Çünkü Pro adı üstüne yani insanlar bir farklılık bekliyor. Ama aynı işlemciyi kullanıp fan koyuyor. Bu da düşündürüyor yani. Şimdi biliyorsunuz Apple pek fazla bilgi vermez. Gigahertz'lerini, işte saat hızlarını, ıvır zıvırını falan vermez. İnsan düşünüyor ki, diyor ki yani ya bu çok hızlı bir işlemci, gerçekten böyle Intel'in en tepedeki işlemcilerle kapışacak bir işlemci. Sadece Air'da saat hızını düşürüyorlar, diğerinde artırıyorlar, diğerinde artırarak mı yapıyorlar? Ya da atıyorum şey mi? Sadece saat frekanslarını değiştirerekten
işlemciyi hızlandırabiliyorlar mı? Mesela zaten MacBook Pro'nun en 13.3'üne koydular. Onu tanıttılar yani koymuşlar. 13.3'ü de en giriş seviyesi oluyor. Hani diyorlar ki giriş seviyesini saat hızını hızlandıraraktan koyalım da asıl 16 inçlik olan MacBook Pro'lara işte iki tane mi M1 koyacaklar? Veya M1X mi olacak ileride? Hani onunla ilgili bir bölüm soru işaretleri. Herkes hemfikir. Kesinlikle Ya bu güzel bir şey şey olacağı belli. olabilir mi? Hani Ama hızı nasıl olacak bilmiyorum. işlemciyi hızlandırmak için bir işlem yapıyorlar. Neydi Saat onun hızlarını adı? oynamak lazım. Overclock muydu? Overclock mu? Ya Overclock tarzı bir şey overclock'un mi acaba? şöyle. Ya overclock şöyle. Overclock amatör ve profesyonel olarak ikiye ayrılır overclock. Birisi özel ortamlarda test edilerek problem çıkmadığını bildiği şekilde overclock edilip şey yapılır, işlemci piyasaya sürülür. Bir de maksimum çalışacağı seviye belli olur. Onda piyasaya şey yapılır ama bunu amatör insanlar daha çok soğutaraktan, daha çok yük nereye kadar çalışabileceğini zorlayaraktan çıkarmaya çalışıyor. O ayrı bir overclock. Ya bir nevi overclock da diyebiliriz. Belki de öyle yaptı, işlemcinin en düşüğünde koydu, normal çalıştırdı. Air'de. Çünkü fan bile yoktu. Ama diğerlerinde saat hızlarını hızlandırdığı için belki de soğutma ihtiyacı durdu. Hani soğutmanın derecesine göre şey koydu. İşlemcinin saatini ayarlayarak koydu içine. Öyle mi bilmiyoruz işte. Apple genelde böyle şeylerde, yani laptop sunumlarında şey yapardı. Mesela açardı, bir render alırdı. Atıyorum 10 dakikalık efektli, filtreli bir tane videoyu render alırdı eskiden. Mesela şey yapardı, derdi. İşte bu makinede şu kadar 10 dakika, şu kadar saatte render alıyor. Bunda bu kadar render alıyordu. Sen de görsel olarak gördüğün zaman kendin onu hissederdin, hız farkını. Ama dün öyle bir şey yapmadı mesela, göstermedi. İşte onun için ben şey diyorum, yani şu anda 17 Kasım'da da satın işlemciyi almıştı. destekleyen macOS uygulaması yok belki şu an. Yok yok, var. Çalışan macOS gösterdiler zaten. Ya şu an her şey ayarlı. Zaten Ya programlar da uygulama derken gösterdiler. yani. Tamam Mesela macOS'u failin katı ayarlamışlar. Final Ondan Cut sonra çalışıyor. Tamam. Photoshop'la ayarlanmış. Zaten orada bazı büyük program şirketlerinin CEO'ları falan da ekrandan geçti. Yani konuşulmuş demek, anlaşılmış ve bilgileri var adamların. Hani ona göre programlarını yazı yapıyorlar. Ama tabii ki şöyle bir olay var. Biliyorsunuz ki istediğiniz kadar kuvvetli makineniz olsun, işlemcisi RAM'i olsun, hardware'i çok iyi olsun, günün sonunda sizin makinenizde çalışan işletim sisteminin uygulamaları düzgün değilse bir işe yaramaz. Bu da neye bakıyor? Uygulamayı yazan developerlar veya işte uygulama yazan yazılımcıları açıkçası kıçını kaldırıp da bu platformu şey yapmaları lazım. Güncellemeler lazım uygulamalarına. Güncellemezlerse sıkıntı çıkacak. Anladım. Abi şu an eski halinden, eski MacBook'lardan benim bildiğim kadarıyla 2,5 kat daha hızlı diye, hani tam hızlarını açıklamaları da öyle söylediler diye hatırlıyorum. Ya 2,5 kat neden daha bu hızlı. hızı açıklamazdı ki bu Apple yani? Şimdi İki şöyle bir kadar şey var gigahertz Mehmet. demek bu kadar Şurada zor mu yani? yok ama şöyle bir o tırnak içinde şey yapalım. Şimdi şöyle bir şeydi. Levent'in dediği doğru, öyle dediler ama ben kızdığım nokta var. Mesela nedir? Adam diyor ki 2,5 kat hızlı diyor. Ama neye göre 2,5 kat hızlı? Mesela Air'ın 2-3 tane işlemci farklı modeli var. Pro'nun 2-3 tane işlemci. i3'e göre mi? i5'e göre mi? i7'ye mi? i9'a mı? Hangi nesline göre 2,5 Ya da kat? AMD'nin mobil Ha, işlemcisine göre mi? yani bunu açıklamıyorlar veya işte bir görsel render yapıp veya bir şeylerle bir belli etmediler. Yani biliyorsunuz dünyada bence en iyi test o, hani ne bileyim, öyle programlarla test etmek değildir de bence en iyi işlemcinin veya ekran kartının gücünü, makinenin iyi olduğunu anlamak istiyorsan render yapacaksın arkadaş. Bir projeyi alacaksın, o projeyi birebir iki makinede de render yapacaksın. Render yaptığın zaman işlemci de GPU da CPU da ikisi de ekran kartı da çalıştırılır. Yani maksimum güçle çalıştırılır. Oradan sen anlarsın pili ne kadar gidiyor laptopun. Mesela atıyorum bir tane MSI veya Monster, bir tane laptopla Mac'i kıyaslıyorsan render yapacaksın. Yoksa o oyunu açıyor, bilmem ne yapıyor falan, bilmem neyle hız farkını anlayamazsın. Bak ikisinde de 10 dakikalık aynı projeyi aynı programda aç. Mesela atıyorum Photoshop'ta veya ne bileyim işte Premiere'de falan açıver. Ondan sonra bir render al. İkisini de aynı anda start et. Hangisi önce bitirirse o daha hızlıdır. İstediğin kadarsa içine 8 RAM koy, bilmem ne yaptım da
İşte onunki daha iki kat de falan da fıstık da. Yani orada belli olur. Bu arada yani Anladım. benim bildiğim kadarıyla bir de şey var. MacBook Air'lerde şey var. Bir düşük seviye yani 8 çekirdek 8 CPU sahip olmayan var. Daha uygun fiyatlı olsun diye 8'e 7. O mesela en O minimum GPU'da. donanım minimum donanım 11 bin lira yani. Yuvarlamayayım 10.999 da 11 bin liradan başlıyor. Orada da Şöyle, 256 aynen. Dediğin SSD var. doğru. Şeyde işlemcilerin 8 çekirdekli 4'ü şey, 4'ü performans, 4'ü şey güç tüketimini azaltmak için oluyor ya telefonlarda. Onun gibi tasarlanmış ve dünyada ilk zaten böyle işlemciler yok. Biliyorsunuz ki Intel ya da AMD işlemcisini çıkardığında atıyorum 8 çekirdekli ise veya 16 çekirdekli ise hepsi aynı frekansında çalışır. Hepsi maksimum güçte çalışır. Yani hiçbir zaman şey düşünülmez yani az batarya götürsün falan diye değildir. Tak Ama adaptörü maksimum gücünü al derler. Bunda bunda adam bir de şey var şey abi. yapmış. Dördünü şey yapmış. Az güç tüketen. Dördünü performans çekirdeği olarak ayarlamış. Bir de şeyi de 8 çekirdek ve 7 çekirdek. Aslında senin dediğin o şey ekran kartı. Yani işlemcinin içinde GPU var. GPU'nun şeyi çekirdek sayısı birinde 7 başlangıçta dediğin gibi. 7, diğerinde 8. Ve sonra zaten hepsi 8. Aynen öyle de o işte 7 ile 8 arasında yaklaşık 3000 lira yani bir fark var. Yok, sırf o değil tabii. 3600 lira. Birinde 256 şey var, birinde 512 Aynen SSD öyle. var. Zaten 256 GB'ı maksimuma vurduğun zaman minimum donanımı maksimum hani 500 şey 2 TB SSD Şimdi koyayım. RAM'ini arttırayım dedin ama zaten 22 bin liraya ya geliyor abi. tamam da şimdi şöyle sen onu sadece o fark var gibi görme. Onun daha farkları vardır da sen alıp da incelemen lazım. Bir açık bir bakman lazım. Çünkü sadece bir çekirdek farklı 3000 lira olmaz o. Bir de şey bilmiyorum gördünüz mü dün izlediniz mi de gerçekten o kadar ufaltmışlar ki aslında o laptopun mesela MacBook Air'ın board'u üstte yani laptopun üst tarafında ufacık bir bordu var. Onun dışında her yeri batarya. Yani öyle Zaten tasarlanmış. 18 saat diyor abi. Yani 18 saat Ama batarya şöyle her tutsa tarafı batarya da süper yani. her tarafı batarya da diğer laptoplar yani normal MacBook değil de diğer laptoplar da aslında öyle yapılıyor batarya. Yani elinden geldiği kadar her yere batarya koymaya çalışıyorlar. Ama dediğin gibi gerçekten bir tablet kıvamında gibi ya. Zaten MacBook'lar batarya konusunda hep iyiydi de. Yani ben hiç yolda yarı yolda kalan görmedim. Buradan adam Amerika'ya uçuyor. Bataryası yetiyor yani hani laptopun. Aynen öyle. Bu Yani kadar mı ve be? daha da Amerika buradan 18 saat değil mi ya? o 14 saat mi öyle bir şey galiba. 13 saat 14 mi 14 saat saat mi? dayanıyor yani sürekli. Daha Çalışarak. fazla da dayanıyor. Daha fazla da Allah dayanıyor işte. Allah. Bu yeni çıkanlar 18 saat en kötüsü. 20 saat gören var. Düşün Ya o yani. zaman bu yazılım şey derler zaten hep hani bu Apple'ın işletim sistemi aynı kaynaklarla daha hızlı yapar ya da işte daha az kaynak kullanarak Windows'la eşit iş yapar gibi. Kaynaktan kasıt da Ya işte o işlem evet öyle bir işlemci şey RAM var. falan yani. Öyle bir şey var. Zaten YouTube'da arkadaşlar yazsınlar istiyorlarsa böyle şeyleri. MacBook Pro ile atıyorum birçok laptopu kıyaslasınlar. Belki hardware olarak şeydir. MacBook Pro'nun verdiğin paraya göre dersin lan bunun içinde ne var dersin ha. Yani hani. Ama mesela bir render alsınlar. Genelde yarı yarıya daha çabuk bitirir. Tabii bu da hani para kazanan bu işleri yapan insanlar için görürsünüz hep MacBook kullanırlar yani. Çünkü adam sonuçta bu işten para kazanıyor ve renderının daha çabuk bitmesini istiyor. Ve hata almak istemiyor yani. Hani ama amatör yapan insanlar veya şey yapanlar genelde işte biliyorsunuz desktop bilgisayar alırlar. İçinde işte en iyi ekran kartı olur, en iyi işlemci olur. Bir MacBook Pro'su kadar para bile vermezler. Hani hızlı işlerim görsün diye. Ama tabii şimdi MacBook Pro'nun da şöyle bir avantajı var. Adam mesela YouTuber'ı düşün. Adam uçağa biniyor gidiyor başka ülkeye gidiyor. Yanında çantasında bütün medya cihazını taşıyor ya. Hani renderlama için uğraşıyor. Dosyalarını tutuyor içinde. Ondan sonra ondan ne bileyim işte normal sosyal faaliyetini gerçekleştiriyor. O Şimdi kadar para desktop. verdikten sonra da her şeyini yapsın yani bir Hayır, zahmet. aynı paraya desktop alıp da evde kalıyor mesela. Onu demek istiyorum. Adam evden çıkıyor gidiyor. Sonra ne oluyor? YouTuber'ın bir tane medya şeyi oluyor. Şirketi o. Niye? Çünkü adam oturup da sürekli evde video mu işleyecek?
Çalıştırıyor bir adam. Adama yaptırıyor. Ama öteki türlü adam, bazıları insanlar zevk alıyor. Mesela oturuyor kucağında, render yapacak videoyu işliyor yani mesela. Anlatmak Ya istediğim tabii o ama yani. şimdi sen şirket olarak çalışıp YouTube işi yapanlardan bahsediyorsun tabii çok. Daha çok. Yani kurumsal kanallardan. Ya oradaki kanallarda da bence daha çok desktop'a dönüyorlar. Daha güçlü bir donanımla desktop'ta. Sonuçta Ya adam tabii şirkete ki. gidiyor, zaten ofisi var. Hani o Yok, kadar zaten ya çoğu şey zaten var. Mac kullanmıyor açıkçası Mesela onların. Çok ünlü hızlı. kurumsal firmalara baktığında MacBook Pro değil de iMac kullanıyorlar mesela. Yine şey kullanıyorlar. Yine Mac kullanıyorlar Ya ama bu daha sefer çok masaüstü iMac bilgisayar kullanıyorlar kullanıyorlar. diyorum, diyebiliyorum ben. Yani işte AMD işlemcili, AMD'nin en üst Yok işlemcisi yok, varsa ben Threadripper'lı falan ya bilgisayarlar. bak, geçen mesela bilmiyor musunuz da Koray Brand diye bir adam var. Ya Apple'cı zaten onu biliyorsun. Ha, çok, ama Apple'cılıkla alakalı değil işte. Bak, çok ünlü bir adam, grafiker ve reklamcı. Çok ünlü bir fotoğrafçı. Ne Biliyorum. yapıyor? Adamın işi gereği o yani, mecbur. Sen hiç bir ünlü birini görüp de şey gördün mü? Gidip de Windows masaüstünü kurup da onun içine yedeğini alıp da video renderladığını göremezsin. Abi Çünkü şimdi para adam, meselesi ya. Bazı şeyler de para abi hız meselesi. önemli, hız. Hız. Hızla Abi şöyle alakalı. söyleyeyim. Hız önemli Sen ama şimdi bazı ünlü... şeyler de para meselesi. Yani bazılarının aklında hani nasıl diyeyim sana ya. Ünlü olup Yani abi Tofaş'a binen var mı? Yani Maserati'ye biniyor adam. Lamborghini'ye biniyor. Porsche'ye biniyor. o biraz Çok hani da para şeyini bırakan adamlar zaten. benim param var Hayır, şey göstergesi oluyor demek. bazı Hayır, şimdi yerde, değil şöyle mi? bir şey var. Ya hayır, şöyle bir şey değil demek istiyorum ben açıkçası. Parası var diye, sırf param var diye almıyor onu. Onun gerçekten bu işe yaradığını ve güven duyduğu için alıyor. Onu demek istiyorum. Yoksa eğer Windows'un en kralı bile bir desktop daha iyi olsa zaten gider onu alır. Parası var. Onu da alır yani. Onu da koyar. Ya Ama Kaan, ben sana adam katılıyorum anlatıyor. ama şöyle söyleyeyim. Kendi ekosisteminde yapıyorsa bu iş için, yani Apple kullanmak çok mantıklı. Bir yerden bir yere bir şey atacaksan, sürekli birileriyle çalışıyorsan, yani sadece Apple kullanmayan birileriyle çalışıyorsan, orada dosya atması da problem. Yanında çeviricilerle dolaşman lazım. O tarafın sana ait şeyleri lazım. Yani Çoklayıcılar. şu an sen, biz yani Windows kullananlar, adam USB'yi nereye sokarsa soksun her şeyi istediği gibi atıyor da, alıyor da, gönderiyor da. Şimdi Ya öbür türlü şimdi bütün hepsini yazılımı da ya yani şöyle bir para şey var. yatırım Adam o istiyor. kadar bir proje yapıyor, ondan o kadar para kazanıyor. Yani onu da bir zahmet oturduğu yerden şey yapabilir. Ya Yani profesyonel bir şekilde o, tabii yapabiliyorlardı bir tane doğru. aparatını alıp aparatıyla yine atar yani. Ki bir Windows'tan flash belleğe kopyalarsa, flash belleği Windows'tan daha hızlı kopyalayacak adam. Yani öyle düşün. Ya bir kablosu 140-150 lira abi, yani bir de tersten bak sen, hani en üstten bakıyorsun da, Ya yok, hani ama bizi izleyen şöyle, arkadaşlar o en ben yok üstteki yok. seviye zaten bizi Hayır, izlemiyordur şu an hani. ben zaten Aksesuarları pahalı konuşmamın ya. başı Ben sen yok. geçen de reklam çıktı bana. Apple için bir tane işte hani dongle şeklinde şeyler var ya, işte üzerinde USB var, tip C var, HDMI girişi falan var, böyle bir kare kutu. İşte ne diyorlar Abi onun ismini zaten şu ben an? konuşmamın başında söyledim Bin yani, lira ya, hani 1.000 lira sadece kare o şey kutu. profesyonel insanların kullandığı, daha çok gidip de şey basit yani, ilk defa yeni YouTube işine başlamış veya medya işi yapar veya ne bileyim bir düğün fotoğrafçısından bahsetmiyorum. Yani düğün fotoğrafçısı gidip de tabii ki Mac düzeni kuracak hali yok. Onu en ufak giderle daha çok kar etme yolunda olacak. Ama öteki aynı zamanda imajı da, yani kar ettiğin dışında imaj da var. Yani bir isim, bir duyduğun zaman adam yurt dışındaki bir ton ünlüyle takipleşiyor Instagram'da. Niye? İş yapmış zamanında takipleşiyor. Ya bu adam tabii ki en iyisini ve en pahalısını kullanacak yani. Hani misal diyorum, onun gibiler. Ama sen bu, atıyorum, Antalya'da bilmem ne düğün salonunun fotoğrafçısı. Ya abi o tabii ki Windows kullanacak. Gidip de ne kazanıyor da Mac'e para yatırsın? Yani Türkiye şartları belli yani. Dolar olmuş 8-9-10 lira, neyse işte. Yani adam ne yapsın, zaten sen pazarlık ediyorsun, diyor ki sana 450 lira diyor 100 tane fotoğraf. Sen diyorsun ki 200 liram var, 150 liram var. Adam bırakıyor. Daha geçen oldu, Ankara'da bir düğüne gittik. Adam 450 liradan 150 liraya bıraktı fotoğrafları. Sen ne kazanıyorsun da 450'den 150'ye düşürüyorsun? Yok, almayacaktık mesela fotoğrafları. Almayalım, tamam, boş verin dedik. Telefonla millet çekmiştir dedik. Adam baktı, gidecekler bunlar, 150 liraya verdi. Ya bu adamın gidip Mac almasının bir, yani Mac alabilir mi bu adam? Yok. Yani alamaz, evet.
Yani konuştuğumuz olaylar farklı, kulvarlar farklı yani onu demek istiyorum. Anladım. Ya Ya şöyle daha çok algılanabiliyor çünkü profesyonellere yani yönelik yani. Haklısın. biz Ya fiyatları söylediğimiz zaman şöyle algılanabiliyor. Yani örnek veriyorum şu an laptop fiyatları anormal saçma bir şekilde arttığı için hani adam diyor ki 7 bin 8 bine çıkmışken ya dur 2 bin daha 3 bin daha zorlayayım kendimi gideyim bunu alayım. Ama bunu yok, ben aldığı her zaman zaman da diyorum zaten değil şeyleri mi? var yani. Yani demin dediğim gibi hani küçümsemek gibi değil de ya kâr et, yani illa bir göstermelik birilerine bir şey yapmak için almamalı. Hiç yani sırf onu demiyorum. Her şey için öyle. Yani Yok ayakkabı için de kesinlikle. öyle. Bilmem ya, gidip adam 500 liraya ayakkabı alıyor. Ondan sonra 2 gün sonra bir yeri patlayınca da ağlıyor, zırlıyor, gidiyor garantiye sokayım diye uğraşıyor. Bilmem ne yapıyor. Yani ama öteki adam 500 liraya ayakkabı alıyor, yırtıldığı zaman atıyor kenara, gidiyor yenisini alıyor. Yani hani kendini strese sokacaksan olmaz yani. Ben bunu saatte yaşadım. Geçen de anlatmıştım size. Apple'ın saatini almıştım ben geçen sene mi? Yani 1,5 sene önce. Baktım yani benim boyumdan aşıyor ya, ben bunu bir çizdirsem etsem dedim, yani çok pahalı. Dedim ben bunu tam da kâr edeceğim vakitte, yani zarar etmeyeceğim durumdayken çıkardım elimden. Niye? Stresim mi daha önemli, benim sağlığım mı daha önemli, yoksa mal mı daha önemli? Yani hani ne gereği var Aynen dedim. öyle. Yani onun için diyorum tabii ki hani bak iyisi odur. Eğer sohbet ediyorsak iyisi odur. Ama bir insanın mesela 10 kişiyi çevir, 8'inin almayacağı bir şeydir. Çünkü sen ondan Yani. önce para kazanıyor musun? Yani kâr ediyor musun? Bir onu çıkarabilecek misin aldığın masrafları? Bir şirket sahibinin, patronun bunu düşünmesi lazım ilk etapta. Yani Ya şu bu ana şey... kadar şöyle söyleyeyim Kaan, hani iyisi o mudur konusunda ya görüş farklılığımız var. Yani her şeyin iyisi var. Yani her platformda. Hani şu yaşıma kadar Apple kullanmadım. İşlerimi de hallettim. Ya da Apple kullanmayan birçok eşim dostum var. Yani Hayır, en iyi zaten iş bir şeyin, yapanlar da var. anladım, bir Ufak da şeyin iyisi bir çözümleri de şey var. Hani olmaz zaten. o tercih meselesine giriyor artık. Yani Apple Yok. tercih etmekle onun Yok yok, o alternatifini demek tercih istediğimi etmekle. yanlış anlıyorsun sen. Ben iyisi var, iyisi derken her sektöre ve şeye göre iyisi vardır. Yani mesela bir profesyonel şirketler arasında bir iyisi bellidir yani. Ama biz bireysel çalışan biriyiz. Ben şimdi şu an kullandığım mesela şirketin verdiği HP bir laptop. Ben gidip de o Mac'i alıp da şuraya koyup sizinle sadece bu işi yapmak için Mac kullanmam. Bu da işimi görüyor derim. İyisi benim için budur derim. Aynen öyle. Ha. Ama çok param olsaydı, keyfi yapıyor olsaydım mesela bazı özel zevklerimi, keyfi yapıyor olsaydım derdim ki ya şuraya bir tane Mac koyalım, şöyle canavar gibi olsun falan filan, yani hani kendimi de tatmin ederdim. Oh Mac'im var falan bilmem ne. Ama benim hiçbir zaman Mac'im olmadı ki, olmayacak da bu yani. Hani böyle klişe bir laf etmeyeyim, hani param olsa da almam gibi demem ama şey yani şu an alacak bir durum yok. Gidip de ben 7-8 milyar 10 milyar bir laptopu veremem yani. Gereksiz. Yani ne yapıyoruz da laptopla? Ben o da bir şey. E-Devlet'e cep telefonuyla girebiliyorum. Normal haberleri cep telefonuyla okuyabiliyorum. Normal şu an işim var, işim de gereği laptop kullanıyorum. Yoksa onun dışında düşünüyorum. Geçen de biriyle konuşuyordum. Yani laptopun ne gereği var dedim ya. Yani laptop bir evde bulunmasa da olur. Yani her şeyi telefondan yapıyoruz artık. Yani Yani ha şeyde sen Telegram laptop derken grubunda. aslında bilgisayarı kastediyorsun değil mi? Yani Ha bir evde herhangi bir, bilgisayar aynen bir olmasa da olur bilgisayar diyorsun. yani. Ya bu pandemi olayı olup da online dersler olmasaydı kimin evinde çok laptop vardı ya? Çoğu kişi gerek yok diyordu. Ben cep telefonumla işimi hallediyorum diyordu. Yani laptoplar dolaplardan çıkmaya başladı, eski laptoplar insanların bu şeyden Aynen öyle. sonra. Yoksa Evet. tabletle, telefonla işi görüyor insanlar. Ha bir de Abi de çalışıyor mu diye laptopu... deneyip upgrade yaptıranlar, bilgisayarcılar bayağı iş yapıyordu. Tanıdık Ya var bir bir de tane bilgisayarcı. Ya lep... Aynen. arkadaşım dedim, nasıl gidiyor işler? Yetiştiremiyoruz dedi. Eski Ya bilgisayarları öyle getirip internet ve upgrade ettirmek teknoloji isteyenler dedi. anlamında evet. Ha bir İşte de şey haline geldi. Laptoplar şu an yani fişe takılı laptop yani. Öyle laptop olmaz abi. Yani masaüstüdür onun adı. Sen masaya sabit kalıyorsan, şarjı gitmiyorsa, öyle laptoplar var ya, dedin ya demin dolaptan çıktı. Bataryaları aynen. ölmüş mesela, bataryaları değiştirmiyorlar. Adam gidiyor fişe takıyor. Abi masaüstü yani, gidip de ikinci el laptop aldım diyor bana. Abi Dünyanın ya... parasını vermiş. Ya yani o paraya çok güzel masaüstü alırdın. Rahat da ederdin yani. Şöyle bir şey var, bak ben sana anlatayım. Senin dediğine bir örnek. Eşimin üniversitedeyken alınmış. 2000 kaç yılı? 2007 yılı galiba. 2007 yılında alınmış.
Bir 13 yıl. laptopu var, tamam mı? Böyle küçük gibi 3-4 kilo falan. Kalınlığı falan 2 parmak. Açtık. Zoom'dan iş yapıyor mu? İşte baldıza falan lazım oldu. Baldız yüksek lisans derslerini Microsoft Teams'ten alıyor galiba. Alıyordu Üniversiteden yani, öyle mi? rahat 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 o dersleri alıyordu. Sonra Wi-Fi sorunu çıktı o laptopta. İşte vardı benim elimde ethernet kablosu 10-15 metre. Dedim ya buna Wi-Fi modülü taktıracaksın ya da al bu kabloyu. Devam et dedim yani, ne diyeyim. Yapacak bir şey, onu da laptop almak istemiyor açıkçası. Bizde başka sağlam laptop var, arada bir yani hızlı. En azından i5 işlemcili bir laptop var, arada sırada onu kullanıyor. İşte PowerPoint'e Yani falan uzun gidiyor. lafın kısası Onur, ay Hoş hayat geldin. dizilerdeki gibi değil, değil mi? Dizilerde çocuk odasına gidiyor. Odasında Mac'i var. İşte ne bileyim, müzik seti var, bilmem ne, kendine ait Ya yatağı. hayat öyle değil Ama ki. Türkiye genelinde böyle bir Ha. hayat yok yani. Ya Bazen şöyle. küçük Yok. kardeşler aynı evi paylaşıyor, aynı Bu odayı ne zaman paylaşıyor. olur biliyor musun Kaan? Biz Mac yani Apple falan değil. Yani Türkiye'de kendi normal, bilgisayarı fark yok, biz etmez. yardımcı oluyoruz işte. Yani anneannesinin aldığı ufacık bir eskiden minibook mu ne deniyordu onlara be? Ufacık ekranlı laptoplar vardı ya. Netbook mu? Netbook. He, onlardan var. O da Atom işlemcili. Pek bir iş yaptığı Onlar söylenemez. tamamen var ya, insanların parasını sömürülen Anca teknolojiler oldu ya. açıyorsun, anca YouTube'dan bir şey izliyorsun. O da 720p çözünürlük bile değil. 480'de izleyince çalışıyor. 720'yi alınca o da başlıyor teklemeye. Abi o dediğin şey nasıl olur biliyor musun? Şimdi Apple Amerikan firması. Amerika'da üretiliyor. Adama 1.000 doları onun kazandığı parayla bir, yani 1.000 birim. Yani bizim 1.000 liramız gibi düşün. Burada üretirsin. Maliyetlerin düşük olur. Ki teknolojik ürünleri dışarıdan alacağın için maliyetleri düşürme şansın yok. Kendin üretmediğin sürece. Yani kendi markanı yapıp kendin burada ülkende ürettiğin cihazları, işlemcileri çıkartmaya başlarsan o zaman hepimizin evinde abi Apple gibi o Türk markası ne olursa onun bütün cihazlarını alırız. Bütün dönüştürücülerini alırız. Çünkü zaten birim olarak vurduğun zaman senin ekonomiyi çok etkilemez yani. Örnek Evet. veriyorum, şu an 1.100 dolar mı? 1.200 dolar mı ne? Alamaz mısın abi? Şu an 1.200 liralık şeyi çıkarmış olsak. Laptop. Alırsın. Ya Laptop alırsın şey, abi. ya alırsın. Ben geçen size dedim yani şey, neydi o? Yağsız pişirme muhabbeti vardı. Yağsız pişirme, fırtöz. Aldım dün Fırtız kağıt. mesela şeyden, Amazon'dan. Teferi mi Dün aldın? değil, evvelsi gün aldım. O dediğimi aldım. Kivi. Ondan sonra bu dün geldi. Dün değil, evvelsi gün aldıydım. Dün geldi. Kullandık. İş görüyor mesela. Şimdi ben de onda hani mesela gidip de hani Apple denginde bir Tefal'e mesela, Tefal'e 1.800 lira para vereceğime ben 360 liraya aldım. Aynı işi görüyor. 2 gündür patates yapıyoruz. Abi Tefal'le aynı onda ne yapıyor. fark eder biliyor musun? Şimdi Ben sana söyleyeyim. Tefal'i oradaki kafam senin aynı Levent mesela. İşimi bak görüyor ve o yeter. almışsın ya sen. Mesela orada ne fark eder? Sen Kiwi'yi 2 sene falan kullanırsın büyük ihtimal. Bu Tefal'i alsaydın belki 5 sene kullanacaktın. Ya bir de Belki şöyle bir öyle şey var. bir fark Mesela olur. Tefal'de mesela Tefal içinde dönüyormuş böyle. Dönerken hani Kendi kendine dönüyor döndürüyormuş galiba. etrafında, böyle etrafından gelen havaya göre dönüyor falan etrafını. Ama benimkinde ne yapıyor? Adam bir YouTube'da izliyorum. Diyor ki çıkarın diyor. Şöyle bir patatesleri sallayın diyor. Tekrar Geri takın koy. diyor. Yani Çözüm abi. Biri çözüm otomatik, biri odaklı manuel yani. yani. Ya o da mesela şey, hani bir çözüm ama gönül isterdi, keşke Tefal olsaydı, başka bir marka olsaydı, böyle hani çevirmeseydik, bassaydık 20 dakika sonra gelip alsaydık mesela. Şimdi de Xbox konusuna geçelim arkadaşlar. Xbox'ın tutuştuğu, yandığı hakkında haberler var. Levent ne diyorsun? Ya burada şimdi Xbox Series X'te zaten çok güçlü bir işlemcili şeyi vardı. Bir de bunu tanıtırken en önemli detay işte soğutması. Hani çok iyi soğuyor vesaire diye tanıttılar. Gerçekten hani deneyen, benim takip ettiğim birkaç tane kanal var. Ya örnek veriyorum, 1,5 dakikada açan oyunun yükleme hızını yani 8-10 saniye arasında açmaya başlıyor. Yani yeni Xbox'lar gerçekten çok hızlı. Ama bugün işte sosyal medyada görmüşsünüzdür, böyle dumanı tüten Xbox'lar var. Onları stres testlerine sokmuşlar. Hani yükleme yaptırmışlar cihazı. Böyle bayağı bildiğin dumanlar tutuyor ama işte tabii doğru mu fake mi şu an Xbox, yani Microsoft Bu tarafından herhangi bir açıklama yapılmadığı için
Bu stres testi dediğin oyun mu açıyorlar yoksa program mı çalıştırıyorlar? Ne yapıyorlar biliyor musun Valla onu? benim gördüğüm videolarda böyle bir makineye bağlamışlar. Bazı işlemleri yaptırıyorlar herhalde. Bayağı bildiğin duman tutuyordu. Ama Allah Allah. gerçekte Çünkü yaşanacak bir şey mi onu bilmiyorum. yani normal şartlarda o cihazı kullanırken yapacağımız bir işlem değil. Yani oyun oynarken oluyor mu ki bu acaba? Stres testi. Onu mesela Ya ben şeyden sordum bilgisayarlarda aslında yapıyorlar bir merak ettim. uygulama vasıtasıyla, program Ha. vasıtasıyla. Onu ben duymuştum. Ama Xbox'ta öyle bir test olduğunu ilk defa duydum. Gerekli bir test de değil bence. Ne gerek var yani? Sonuçta bu makine oyun oynamak için. Yani. Şey Ya geldi ben bana. çok problem olacağını düşünmüyorum ama olursa büyük fiyasko. Yani direkt zaten PlayStation yani büyük bu oyun dünyasında yani konsol dünyasında şeye daha çok hakim. Çıkardığı oyunlarla vesaire. Xbox büyük yara alır. Ya ben şeyden sordum aslında Levent sana demin. Hani bunlar hani yüklemeli oyunlar dışarıdan bir şey kurulmuyor ya nasıl bir hani test etmişler acaba diye. Hani Xbox ya da PlayStation için özel programlar mı var acaba telefonlarda olduğu gibi böyle hani Ya şey açıkçası o şeyi görmedim ama izlediğim videolarda yani direkt bilgisayar gibi bir şey bağlıydı ve bazı işlemler yapılıyordu. Yani onu yorma adına ısınmasını sağlayacak. Çünkü oyun oynayan birçok kişi de şu an tanıtım amacıyla gönderilen bu şeyler var. Kurtarış açılışları, oyunların işte Valhalla oynuyor adam, Assassin's Creed oynuyor. İşte eski yüklerken süre almış. İşte 1,5 dakika, 1 dakika 15 dakikada oyun yüklemesi. Adam şimdi saat tutuyor. 6 saniyede, 7 saniyede, maksimum 10 saniyede oyun yükleniyor. İnanılmaz bir hızlanma var. Onlar mesela hiç ısınma probleminden bahsetmedi. Bugün birkaç video gördüm. İşte bununla ilgili muhtemelen kullanıcılar kullanmaya başladığında gerçek şeyini göreceğiz. Anladım. Yani bizim o zaman anladığım şey bu sonuçta Türkiye'de de hani dağıtıldı ya sağa sola test yapıyorlar. Yaptıkları testlerde sadece şey anlatılıyor yani bilinmiyor onlar çünkü uzun böyle yüke falan sokmuyorlar anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Diğer konumuza geçelim. Diğer konumuz Mediatek Türkiye'de ofis açtı. Bu bir şeylere işaret olabilir. Ofis açmadı aslında benim bildiğim Yani ilk ofis açmaya karar verdi galiba, değil mi? bir basın toplantısı gerçekleştiler. Türkiye'deki operasyonlarımızı arttıracağız, başlatıyoruz diye açıklamalar yaptılar. Bununla ilgili de işte zaten General Mobile, Casper, Vestel gibi yerli üreticilerde hem telefon tarafında hem de Android TV taraflarında hani çözüm olacak şeyler üretmeye başlayacaklarını söylediler. Yani 3 yıl içinde de akıllı telefon pazarında %12'den %12'ye %12'den %32'ye şeylerini çıkartmışlar paylarını. O da bayağı bir iyi bir gelişim onlar açısından. Yani neredeyse 3 katı artmış. Yani Peki şöyle bir şey Mediatek soracağım ben. MediaTek mesela ne kadar başarılı telefonlarda? Yani kullanmıyorlar ki hani telefonun içini görmüyoruz. Hani ya bize faydası olacak mı şu açması? Redmi Note 8 Pro'da vardı oyun oynamak için gayet iyi diyorlardı. Tek sıkıntısı bataryayı hızlı bitiriyor diyordu kullanıcılar. Yani üst seviye işlemcileri iyi. Yalnız Bilmiyorum batarya optimizasyonu bana konusunda. çok hani heyecanlandırıcı gelmiyor. Çünkü hani sonuçta insanlar Snapdragon seviyor. Snapdragon istiyor. Telefonlarını alırken Snapdragon'u istiyor. Sadece telefon MediaTek'ten olarak soğuyor. düşünmemek lazım ya. Hani dedin ya Yok sen tabii demin tabii yani mobil tabii işlemci öyle. ARM falan diye. Ama Başka işte cihazlarda bilmiyoruz ki da kullanılıyor. MediaTek ne kullanıyor. Ben çoğunu Snapdragon kullanıyor biliyorum. Arabalarda falan bilmem nerede ARM işlemcilerde. Hani hiç MediaTek'in öyle kullanıldığını duymadım. Ya Kullanılıyorsa iyi ben ama mesela modem incelemelerinde çoğu modem MediaTek kullanıyor. Hatta çoğu akıllı cihazda yine MediaTek var işlemci olarak. Ben ya öyle benim işte biliyorum. fiyat açısından daha rekabetçi MediaTek işlemciler. Ya Hem de yani ürünün rekabeti maliyetini her türlü düşürüyor bir nevi kazandırıyor. yani. Yani şu en geriye dönüp bakalım. AMD abi şu an yani Intel'le kafa kafaya geldi ve geçmeye başladı yani. Geçti AMD hatta. ilk çıktığı zaman ya bu alınır mı? Yok donma yapıyor, kasma yapıyor, ısınma yapıyor. AMD almayın, aman Intel alın diyenlerden biriydim ben de. Ama adamlar ya geriden gelip şu an geçti.
Evet. MediaTek de büyük yatırım yapıyor ki Türkiye'de onlar için iyi bir pazar yani. Türkiye'de sonuçta televizyon vesaire üretilmeye de başladı. İyi modeller de var. Ya sadece telefon olarak düşünmemek lazım işte. Şimdi akıllı IOTA cihazlar çıkacak yani. Nesnelerin interneti, buzdolaplarında işlemci olacak. Belki ileride Aynen öyle. kamera olacak. İşte televizyonlarda zaten Android TV olayından dolayı zaten işlemci olmak zorunda. Belki MediaTek'in Türkiye'de operasyon başlatmasıyla yerli markalar tekrardan telefon üretmeye başlayacak. Yine TCL var biliyorsunuz. TCL Android TV, Android arayüzünü kullanıyor akıllı smart sisteminde. Türkiye'de üretim yaptığı için yine Samsung Türkiye'de üretim yapıyor. LG de Türkiye'de üretim yapıyor. Bu şekilde MediaTek belki o yüzden Türkiye'de operasyonlara başlama kararı almıştır. Yani 3-4 tane televizyon markası var. Hatta yerli markalarımızdan Beko Arçelik'i sayarsak, onların alt markaları falan. İllaki bir piyasası vardır bu işinde diye düşünüyorum. Aynen öyle. Kaan, mikrofonunu Buyur. Mouse kapattım ya. Burada şimdi benim ufaklık şey yapıyor da ses Tamam çıkarıyor. anladım. Var mı MediaTek hakkında başka söyleyeceğim bir şey? Yoksa diğer konuya geçelim Valla hızlıca. ben çok şey hakim değilim. Yani dediğiniz gibi başka sektörlerde kullanılıyorsa güzel ama sadece şey içinse beni hiç heyecanlandırmıyor. Çünkü ya ben genelde bir de şöyle düşünüyorum. Ülkemize bence değerli markalar gelmeli ya. Değerli markalar gelsin. Abi O değerli zaman marka hani da çok para yersiz oluyor değil be. de. Ama Değerli işte marka değerli para. ya tamam da Kaan şöyle işte söyleyeyim. General Mobile desin ki MediaTek'e, Xiaomi yapıyor mesela. Diyor ki ben sayı veriyor yani. 5 milyon tane telefon üreteceğim. Senden şu işlemciyi alacağım. Şimdi bizim Türk markaların böyle bir hacmi olmadığı için MediaTek sana güzel de şey üretir. İstediğin performansı yapacak işlemci de çıkartır ama senin verdiğin rakama göre adam olanlardan getiriyor. Diyor ki benim kataloğum bu, bundan seç. Ama Xiaomi ile oturduğu zaman diyor ki Xiaomi ona diyor ki gaming tarafında işte diğer şu markayla rekabet edecek bana işlemci yap diyor. Adam onunla ilgili Ar-Ge yapıyor. Şimdi gücümüzün şeyi belli yani hani Türk markaların. Katalogdan seçtiğin zaman da düşük bütçeli telefonlara uygun. Yani diyorsun ki kervan yolda diyorsun. Kervan Yani yolda duyulur, gel bir evet. gelsinler, bir gelsinler, bir başlayalım diyorsun. De ben Geçelim de diğer hiç ümit konuya. yok diyorum. Yani boşuna akıntıya karşı kürek çekmesin Türkiye anlamında demek istiyorum yani Türkiye'nin. Hani bari bir şeyle uğraşacağız. Bizim hani efor sarf edeceğiz. Bir şeylere dahil olmaya çalışacağız. İyi bir daha kuvvetli, güçlü, yüksekte olan bir olayın hani içinde olmak bence isterdim yani. Ama yapacak bir şey yok. Neyse. Diğer konumuzda biliyorsunuz Trump seçimleri kaybetti. Biden Amerika Başkanı oldu. Bu durumda Huawei'nin durumu ne olur sizce? Snapdragon da Huawei'ye işlemci verme izni almış herhalde bildiğim kadarıyla. Ya da Asparagas haber de olabilir. Tam bilmiyoruz. Semih Levent sen söyledin hatta. Ne Aynen öyle. diyeceksiniz? Sizce Huawei eski Google servislerine tekrar katılır mı kabul edilirse bile yoksa kendi HMS'siyle devam mı Huawei eder? App galerisini yaptı abi. Harmony ile alakalı çalışmalar yapıyor. Şu an ben o tarafta çok geri adım atacaklarını düşünmüyorum. Tabii ki Google servislerini koyarsa birçok tercih etmeyen müşteriyi kendisine çeker. Ama o çıktıkları yoldan ben geri adım atacaklarını Ben şey diye zannetmiyorum. düşünüyorum. Eğer önlerindeki engel kalkarsa mesela diyelim Huawei P 50. Yok değil mi öyle bir telefon? Yok diyebiliyorum. Yani bir sonraki nesil o. İşte P50'nin hem HMS'lisini veya Harmony'lisini neyse hem Android'li Google Play servisçisini çıkarabilir. Şey der işte P10 P10 Android P10 Harmony diyebilir mesela model isimlerine de diye düşünüyorum. Ben Huawei'de şeye katılıyorum ya. Yani şeyin dediğine katılıyorum. Ersin abinin dediğine katılıyorum. Yani bence şey Huawei sanki Google bize lütfedildi gibisinden davranmayacaktır. Böyle hani geri dönüş olursa. Biz zaten bizim kendi ekosistemimiz var, yapmaya çalışıyoruz, yapıyoruz, devam ediyoruz diyecektir. Google'da isteyen yükleyebilir, sıkıntımız yok artık deyip
isteyen yükleyebilir diyecektir. Çünkü adamlar o konuyu aslında Çin'de alışkınlar. Çin'de yıllardır, belki 7-8 yıldır Google yok. Yani Google'u adamlar kullanmıyorlar. VPN'le kullanıyorlar kullanmak isteyenler. Ama O da işte genelde Çin'de yaşayan yabancılar şimdi kullanıyor. şöyle değil. Buyur. Yani onun için şey değil. Hani ben şey düşünüyorum. Huawei çok beklentisi yoktur. Ha tamam, artısı olur tabii ki. Şimdi bir P40 Lite var mesela. 3000, 2900, 2950 liraya kadar düştü. Ya o telefon normalinde 810 işlemcisi var onda. O normalinde bir 3800 lira, 4000 liralık bir telefon bence. P40 Bu Google Lite mi? olsaydı. Tabii Google P40 Lite. olsaydı öyleydi. Google olmadığı için, satışlar düştüğü için ne kadar da Google'suz biz satabiliriz deseler de bir gerçek var. Google olmayınca şey oluyor Abi ben telefon Türkiye'de. alırken Huawei marka herhangi bir telefona bakmadım bile yani. Sana öyle söyleyeyim. Kaç Ya para işte bunların fiyatları diye ya merak bile olur, etmedim ben yani. de öyle. Mesela siteye girsem şimdi bir telefon baksam veya birine telefon önersem Huawei'yi hiç seçmem. Ya Google yoksa benim Şimdi için yok yani yani. seçeceksin Huawei'yi Çünkü de sana soru soran adama bir de dert mi anlatma uğraşacaksın? Ha ya Değil mi? tabii. Bir de mesela ben başka insanlardan dinliyorum. O kadar aslında bilmiyorlar ki olayı. Mesela Yani. Google yükleyemiyor musun? Google sitesine giremiyor musun diyenler var ya. Sokakta bazen Huawei mesela Kanka düşünür müsün diyorum. cahilden Ya balla bereketli bir Google'a şey yok be. giremiyorsun. Google'da arama yapamıyorsun. Ben niye alayım onu diyor yani. Yani Google o kadar hayatımıza girmiş bir Ya şeyi bu sen adam makineden Google yok çıkarırsan. derken sadece Google'ı site olarak, arama motoru olarak biliyor. Ya işte Ya. o adama sen anlatamazsın. Onun için Google olmadan asla. Bu iş böyle. Yani tamam, belki editörler elinden geldiği kadar Huawei'yi desteklemeye çalıştılar. İşte bu şekilde yüklenir bilmem ne dediler. Ne bileyim işte YouTube'u, Premiere'i bedava şekilde yükleyecek bir programı önerip durdular. Ama bir gerçek var. Google'suz bu iş olmaz. Olmaz. Yani Abi şuradan orada 10 ben kişiyi çevirsen şer koyuyorum. 8 kişinin Gmail'i vardır abi. Yani Google'ın Abi ekosistemi Gmail'i vardır. Bir, açıyorsun işte. Orada tamam, senin dediğin gibi bilinirlik vardır. Abi bir şeyi yok yani. sen Orada bilgi profesyonel kirliliği var yani. kullanıcısındır. Sen de torrent bile bilirsin atıyorum. Ama Telefonda sokaktaki torrent uygulaması var mı Levent? Ayşe teyze, Ahmet Yok abi, telefonda da bilgisayarda var işte. yok. Mesela ben de varken Android vardı. Mesela Ayşe teyze, Ahmet abi, işte Mehmet dayı, bunlar Google'u şey olarak bilirler. Google yok derdim mi bitti. Ben de Abi Google, ben Huawei istemem de. yeni nesile bakmak lazım. Ya ben Ya hani yeni Ayşe nesilde 10 dayı yıl da sonraya şey mı hesap Ayşe yapıyor adam? teyze abi 10 ona yıl göre sonraya şimdi mı? bu yatırımı niye yapıyor? Niye App Gallery çıkardı? Şimdi örnek veriyorum, şu an benim telefonumda App Gallery de var. Google Play Store'da var. Şimdi Abi örnek veriyorum, bir Levent ben sana yüzünü şöyle bir şey keseyim mi bir söyleyeyim. dakika? Bir dakika ben Bak senin. size bir şey söyleyeceğim. Şu Google'ın Google Suite diye bir tane kurumsal firmalara çok uygun fiyata sitelerinin altyapılarını, maillerini falan kullansın diye bir sistem var. Az buçuk biliyorsunuzdur, bilmiyorum. Ben onu bedavayken kendim kurdum. Kendi domainime öyle bir şeyim var benim. Ben Google üzerinden şey kullanıyorum. Mesela benim Tomaçoğlu soyadım. Tomaçoğlu.com benim. Benim mesela kanettomaçoğlu.com mailim var. Atıyorum eşimin bilmem ne et.com tomaçoğlu.com maili var. Ama her şey Gmail aslında. Bizim görünürde öyle mailimiz ama altyapı tamamen Gmail. Şimdi böyle çalışan firmalar da var. Ben çok görüyorum. Bak en basit mesela Şifteletnet. Şifteletnet'in komplesi Google'un altyapısını kullanıyor. Şimdi bu şirkette adam toplu telefon alacağı zaman çalışanlarına bilmem nesine gidip Huawei mi alacak? Ya 2 gün sonra belki benim mailim çalışmayacak, benim bilmem ne servisim çalışmayacak, bir şey Google Drive'ı bilmem ne, her şeye uğraşacağım. Böyle mi yapacak adam? Diyecek ki yok abi diyecek. Ben diyecek bir Google sistemi olan bir Android telefon alayım diyecek. Düz mantık. Ama sen Levent, mesela senin gibi böyle ileri düzey kullanabilir, bir şekilde sorunlarını çözebilir, atlayabilir. Bireysel kullanıcılar belki alabilir Huawei. Ama firma genelinde veya genel anlamda düşünürsen dünya genelinde veya firma olmayıp da bireysel olup ama benim Ayşe teyzem, Ahmet amcam gibi böyle Elektrik mi kesildi? internetin iyisini bilmeyen insanlar ama WhatsApp'ı yükleyince kullanabilen insanlar öyle şeyleri korkarlar. İstemezler yani. Google yokmuş Huawei'de. Ben istemem der yani. 5-10 dakika sonra Anlatabiliyor muyum? sıkıştım. Nasıl böyle? Anlıyorum seni Sen öyle ama yapsın. mesela satışlarda o kadar Huawei tabii ki etkilendi. Tabii ki paralar payı kaybetti. Çünkü çok büyük bir, yani bu darbe bir firma için. Ama o kadar büyük bir darbeye rağmen bence yine iyi ayakta kaldılar. İyi geliştirmeler yaptılar. Ya bu rekabetin olması, şimdi sen diyorsun ya orada tek düze şey var yani. Adam Google Play kurmuş ve gidiyor. Şimdi buna rekabet eden birinin olması biz kullanıcılara yarayacak.
Ya bu adam tek başına olursa istediği, affedersin, boruyu öttürecek. Ama şu an karşısına, örnek veriyorum, şu an Huawei bu işi başarsa, yanına da Xiaomi'yi alsa, yanına da Oppo'yu alsa, abi Çinliler birleşse, biz hiçbir telefonumuzda Google Play Store, yani Google servislerini kullanmayacağız dese, adamların zaten nüfusu kalabalık. Şu an zaten Çin'de kullanmıyorlar. Bir de bu kullanıcı kitlesini kendi, yani bu ekosistemlerine çekseler, o zaman Google Play düşünecek abi. Google düşünecek. Ya biz bunu yapmayalım, buradaki bir pazar kaybımızı sağlamayalım diyecek. Yani şu an sana hak veriyorum ama ilerleyen süreç içinde bence iyi bir adım. Bunları yapmaya devam etsinler, çünkü rekabet her zaman bizi, kullanıcılara yarar. Ya bugün App Gallery'den bir şey indiriyorsun. Örnek veriyorum, sana diyor ki bilmem ne oyununda şu kadar puan kazanma şansın var. Bir sudan bedava su alma şansın var. E bu niye Google Play'de yok abi? Çünkü diyor ki adam, ben zaten bu işi yapan benim, bensiz olamazsın diyor adam kibirle. Hiçbir, ben Google Play'den daha yıllardır kullanıyorum. Bana 3 lira 5 lira dışında bir şey hediye ettiğini görmedim ya. Ama rekabet olduğu zaman etmek zorunda kalacak. Çünkü müşterisini kaçırmamak isteyecek. Anladım. Bence bu adımlar önemli, yani Huawei'nin yaptığı, direndiği şeyler. Anladım. Ben şey Yavaştan. düşünüyorum işte, işini iyi yaptığı sürece insanlar gerek kalmaz şeye ya. Yani Abi bak, ben satın alma işte yapayım. bedava vereyim. Bak. Yok bedava vereyim. Yok yapayım. Mesela geçen şu açılır Ona kapanır hiç Huawei katılmıyorum iki abi. tane telefonu. Huawei açılır telefon hediye ettiler. Neymiş? App Gallery kullanıyor ve kazanmış. İki tane kişi mesela sallıyor. Abi bak, iyi bir işini iyi yapan, sistemi iyi olan, güvenen, malına güvenen insanlar böyle yollara gerek kalmadan da satış yapabilirler. Abi bak, ben satın alma yapıyorum. Sen şimdi, senin Yani mantığını da düşünelim. biri kötülüğünü kapatmak istiyorsa, yapamadığı işi kapatmak istiyorsa hediye verir. Bu Abi böyledir. Belediyeye git, adam işini görmek istiyorsa yanında çikolatanı da götürürsün. Niye? Zaten sen kuvvetli gitsen oraya çikolatanı götürmezsin. Her şeyin belgelerin tamsa, değil mi? Yap şu işimi dersin. evet. Gibi. Abi şöyle söyleyeyim. Sen şimdi çok iyi yaptığın bir işi iyi tedarikçiden aldığın zaman o adama mahkum kalıyorsun. Yarın o tedarikçi sana dönüp diyor ki, bu iş, ürünü 3 lira veriyordum, 2 senelik anlaşmamız vardı, tek tedarik için. Yani bu rekabet olarak düşün, aynı şekilde. Yani Ama o rekabet olmasa adam der ki 3'ü yaptım 6. Abi benden almak zorundasın. abi işte Gözün yaşına bakmaz. o satranç gibi adam güzel bir hamle yapmış demek ki zamanında, bağlamış yani. Abi Bunu ben şimdi böyle büyük oran anlarım. hep kazanıyor abi. Teknoloji sohbetlerinin bu bölümünün sonuna da geldik arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Yine kanalın sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın Hoşça kalın. arkadaşlar. Hoşça kalın. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.